Rantsızların Birliği Halkın Başkanı, senin için acıların olabiliriz, sana söz edemeyen meydanlarından ederiz yola. Teşekkür ediyoruz. Yüz binleri iftar sofralarında buluşturdu. Yüzünün gülüşü, tebessümü, gönlünün sıcaklığıyla tüm Tepebaşı halkını kucaklayıp tüm Tepebaşı halkıyla ortak komşuluk ilişkileri kurmuştu. Düğünlerimizde bizimle birlikte halay çekti. Cenazelerimizde bizimle birlikte acılarımızı paylaştı. Bu birlikteliğimiz, bu gücümüz her yeri çözecek, buzları da çözecek, karşımızdaki rakipleri de çözecek ve inşallah yavaş yavaş gene zafere doğru adım atacağız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hak etmediğimiz, çalışmadığımız bir şey istemiyoruz zaten. Biz biraz önce Hasan dediği gibi ne rantçının, ne soyguncunun, ne talancının yanındayız. Biz halkın yanındayız. Hep öyle olacağız, öyle olduk, hep öyle olacağız. Sevgili arkadaşlar, tabii bu Tepebaşı yolculuğu bugünkü yolculuk değil. 1999'dan itibaren başlayan bir yolculuk ve bugünlere kadar biraz önce söylediğim gibi tırnağımızla, terimizle, alnımızın açıklığıyla, başımızın dikliğiyle buralara geldik. Bundan sonra da hep öyle olacak arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz ülkede neler oluyor. Çok fazla oralara girmek istemiyorum. Ama maalesef ülke bu durumda. Ben ülkenin yurt dışında nasıl duruma düştüğünü hiç düşünmek dahi istemiyorum. Bu çok utanç verici, üzüntü verici bir durum. Dileğim ülkenin bundan süratle kurtulup biraz önce söylediğim gibi alnı açık başı dik bir hükümetle yoluna devam etmesidir. İnşallah bu da olacak arkadaşlar. Tabii yeni yılda çok ciddi beklentilerimiz var. Biraz önce söylediğim gibi ülkenin artık bu pis kokulardan kurtulup tertemiz havasıyla, özgür havasıyla, bağımsız havasıyla, aydınlık havasıyla yeni yıla girmesi çok önemli. Bu tahmin ediyorum yakında hukuk yoluyla, sandık yoluyla yani demokrasi yoluyla gerçekleşecek. Onun tarihi de 31 Mart arkadaşlar. Burada eğer halkımız bu yaşananları eğer içine sindirebiliyorsa bu yolu kesmesin. Bu yola destek versin. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanmış ender konulardan bir tanesi. Her gittiğiniz yerde bunu anlatın. Tabii kimseyi rencide etmeyin. Kimsenin kalbini kırmayın. Çünkü karşınızdaki insan seçmendir. O bilmeden oyu vermiş olabilir. Onun için onu kırmayın. Ama kırılacak taraf belli zaten. Onun için seçim atmosferinde bu konulara çok dikkat edin ve insanların iyi niyetleriyle beraber hareket edin. Veya onları o iyi niyete teşvik edin. Bu çok önemli. 3 ay zamanımız var. Bu 3 ay zaman içinde çalışmalarımızı birlikte götüreceğiz. Biz, bölgemiz zaten hazır durumda. Biraz önce Hasan anlatıyor da vay vay dedim neler yapmışız. Bu zaman içinde ama tabii ki bu kadar iş yapılmazsa bugün burada da bu insanlar toplanmaz veya burada bu güç birliği olmaz arkadaşlar. Onun için önümüzdeki 3 ay çok önemli. Yaptığımız 5 yılın, daha önceki de 5 yılın, 10 yılın sırtım arkamıza alaraktan onunla beraber yola çıkacağız ve inşallah çok böyle güzel, keyifli bir seçim geçireceğiz ve o keyifli seçimin üstüne de zaferi bir kez daha tadacağız. Hepimize yol açık olsun arkadaşlar. Rantların Beyin Halkının Başkanı, güzel insan, sevgili başkanım, yönetimlerimiz için